Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Biraz sesim değişik gelebilir biliyorsunuz. Kış ayındayız. Bir de gribe yakalandım. Bu benim bir hafta olacak. Hala gribim düzelmedi. Grip derken hani üşümeyi, burun akıntısını falan geçirdim arkadaşlar. Sadece ses değişikliğim var. Bundan bir sene önce, geçen sene ben iki kere ameliyat oldum. Nodullarım alındı benim, yani tükürük bezlerim. İlk ameliyatımda ses tellerimin birini zedeledi doktor ve sesim çıkmıyordu. Güzel değildi. Ses telimi kaybetmiştim. O yüzden ama yine doktorun istediği seviyeye kan değerlerim gelmediği için ikinci ameliyatı da oldum. Ama tabii ki bu süre zarfı içerisinde ben ses telleri için tedavi gördüm. Şükür sesim düzeldi. Yani eski sesime de kavuşmasam da yine sesim düzeldi. Yani iki ameliyat oldum. Nodullarım alındı ve iki kere. Ve ses terapisinden sonra birazcık sesim düzeldi ama şu an grip olduğum için sesim yine gitti arkadaşlar. Artık bu kalıcı mı bilemiyorum. Hani o nodulları aldırdığım senelerde de sesim bu şekilde. Bu şekilde ve bilmiyorum, şimdi ben korkuyorum. Acaba yine ses tellerime mi bir şey oldu bu gripin sayesinde, ses tellerim mi zedelendi gibi düşünüyorum. Bilmiyorum, sesim hala eski şeyine gelmedi, düzelmedi sesim. Boğaz ağrım falan yok ama sesim değişik çıkıyor arkadaşlar. Her neyse ben iyiyim ama çok şükür elhamdülillah. Biraz fazla uzattım, kusura bakmayın. Neyse biz şimdi güzelce videomuza devam edelim. Buradan sizlere çok çok selam gönderiyorum arkadaşlar. Bir de benim takipçim var, Melek D diye. Kendisine selam olsun. Bana bir videosunda demişti ki bir ekmek tarifi yapıyordun. Onu tarif eder misin veya tekrardan paylaşır mısın diye öyle bir yorum bırakmıştı. Ben de böyle ayrı bir video yapmak istedim sizinle beraber arkadaşlar. Hem sizlere fikir olsun hem de yaptığım ekmek çok güzel bir ekmek. Denemenizi de tavsiye ederim. Yine çok uzattım. Hemen malzemelere geçeyim ben. Şöyle leğenimi yıkamıştım. Şunları da yıkadım. Makine de çalışıyor. Bunları makineye atmadığım için elde yıkadım. Şimdi arkadaşlar bu leğenim de çok büyük herhalde ya. Bunu da yapmasam mı? Neyse, çıkardım artık. Şöyle 1 kilo un lazım. Ben 1 kilodan yapıyorum ve güzel, tam net, yani iyi oluyor. Şöyle önceden arkadaşlar ben bir tane kabartma tozu koyuyordum. Pardon. Kabartma değil. Maya. Toz maya kullanıyorum ben. Toz maya arkadaşlar çok iyi. Önceden yaş maya kullanıyordum ve yaş maya mide ağrısı, mide ekşimesi yapıyordu. Sonra bunu deneyeyim dedim ve cidden faydasını gördük. Bu çok iyi, tavsiye ederim. Eğer ki mideniz ekşiyorsa, hamur işlerinden pakmaya, yaş maya kullanıyorsanız bir de kuru mayayı deneyin. Ben önceleri bir paket koyuyordum. Bu sefer iki paket koyacağım. Çünkü gramajları az geliyor sanırsam. 7 gram bu. Ben iki paket koydum. Daha güzel şey almak için. Daha güzel kabarsın diye. Ve arkadaşlar şöyle 3 adet kesme şekeri koyacağım. Şöyle tuz,
Şöyle leğenin kenarlarını atmaya özen gösteriyorum. Mayaya değmesin diye. Yeteri kadar tuz. Arkadaşlar şimdi sıcak suyum akıyor. Şöyle bir pakette patates püresi. Bunu ben patates püresiyle yapıyorum. Cidden çok güzel oluyor. Hem hamuru sarı oluyor, hem de tadı çok güzel oluyor. Yumuşacık oluyor. Hemen bayatlamıyor. Şöyle ılık suyumu dolduruyorum. Şimdi tüm malzeme bu arkadaşlar. Şöyle bir açayım. Şu şekerlerin üzerine ben azıcık ılık su bıraktım. Ilık suyun üzerine 2 yemek kaşığı miktarında sıvı yağ, 2 veya 3 yemek kaşığı, göz kararı, 2-3 yemek kaşığı yine süt, yağlı veya yağsız süt. Ben yağlı süt koydum. Yani 3,8 yağ oranı. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekeri eriteyim. Ondan sonra güzelce bunu yoğuracağım. Ne katı? Yani şöyle güzel orta derecede katı da olmayacak. Çok sulu bir hamur da olmayacak. Güzel bir hamur elde edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım burada yoğurabileceğim mi? Burası biraz yüksek geliyor bana. Ayarlayayım, ondan sonra içeri geçerim. Bu ekmeğimi hep yaparım arkadaşlar, böyle patatesli çok güzel sonuç alırım. Böyle aşağı videolarım da var, önceden hep yapmıştım ve yapıp, yani takipçilerim yapıp deneyip Instagram'dan bana resimlerini falan da atmışları var, yani attılar. Cidden denemenizi tavsiye ederim. Su ılık olacak. Ona dikkat edelim ki patates püresi içinde böyle şey olsun, özleşsin. Çok soğuk olmayacak. Çok sıcak da olmayacak. Sıcak olduğu an mayayı öldürüyor arkadaşlar. Maya işlev görmüyor. Evet. Bu su yeterli. Hamur şöyle. Ben şimdi bunu güzelce bayağı bir yoğuracağım. Ne kadar yoğururum artık bilemiyorum. Ben bunu içeri alıp götüreyim çünkü burası yüksek geliyor. Burada yoğuramıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu güzelce şöyle yoğurdum. Şöyle. Çok cıvık değil. Çok katı da değil. Şimdi şunu, leğenimi güzelce şey yapacağım. Bir poşete geçireceğim. Ondan sonra bunu bekleteceğim, dinlendireceğim. Sonra tekrardan bakarız. Ondan sonra fırına göndereceğim. Göndereceğim tepsimi bir ayarlayayım. Yarım saat bekledi arkadaşlar. Şöyle bayağı da güzel kabardı. Şimdi tepsimde yapacağım. İsteyen fırın kağıdı, yağlı kağıt da kullanabilir. Ama ekmeğin altının böyle tepsiye gelen kısmının güzel çıtır olmasını istiyorum.
O yüzden ben yağlı kağıt kullanmıyorum böyle şeylerde. Şimdi elimi yağlayayım. Yağ iyice bandırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar zil çaldı. Evde de kimse yok. Hemen gidip bakayım. Ay. Evet, geldim arkadaşlar, kapıya baktım. Şurada bayağı bir hamur kaldı. Neyse, onu ben sonra sıyırırım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, şu kenarlardan yağı alıp üzerine basacağım. Düzelteceğiz. Üzerine sadece tepsideki yağı sürüyoruz şöyle. Ve yine 180 derecelik fırına ılık ılık, yani yavaş yavaş, hiç acele etmeden pişireceğiz. Şimdi fırına göndereyim. Arkadaşlar bir de isterseniz bunu bu şekilde de, vaktiniz çok varsa, biraz daha aynı böyle bu tepside de bekletebilirsiniz. Daha güzel kabarır. Evet arkadaşlar, ekmeğim pişti. Şöyle bir sofra bezi ya da mutfak bezi temiz. Hemen onu çevireceğim. Çok güzel kabardı. İyice alt üst pişirdim. Şöyle kendini bıraksın, birazcık ters çevirdim. Şu şekilde biraz bekleteyim. Evet arkadaşlar, ops, tepsiden almak istiyorum. Aldım. Birazcık su alayım tepsine. Şimdi şurası hafif yanmış ama çok değil. Kameradan öyle gözüküyor. Ekmeğim çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Ellerime sağlık. Şimdi arkadaşlar bu birazcık soğusun. Güzelce soğusun. Ondan sonra keselim. Evet arkadaşlar, ekmeğim güzelce soğudu. Tam soğumadı ama ılık. Şöyle güzel yumuşak, pofidik bir ekmek oldu. Şimdi keselim bakalım nasıl bir ekmek yapmışım. Yine bezlerini almayacağım. Bezin üstünde keseyim. Daha dumanı çıkıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar, göz gözü oldu, çok güzel oldu, yumuşacık oldu ekmeğim, kek gibi, mis gibi oldu. Arkadaşlar ben de videomu burada kapatayım. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, inşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu tarifimi inşallah yaparsınız arkadaşlar. Bu tarifimi özellikle bu videoya hiçbir ek yapmayacağım. Yemek falan paylaşmayacağım. Sadece ekmeğe özel olsun istedim. Yapmak isterseniz tarifi ilk başta videoda anlattığım gibi ben göz kararı yapıyorum. O yaptığım alüminyum tepsisine de tam oluyor bu şekil. Diğer tepsilerde de denediğim oluyor ama
alüminyum tepside daha hoşuma gidiyor, güzel oluyor diye 1 kilo un, 1 paket veya 2 paket kabartma tozu değil arkadaşlar. Hamur mayası, maya, toz maya. Toz maya, 2-3 adet kesme şeker ya da 1 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı tuz. Dikkat edin, o mayanın üstüne tuz gelmesin, kabarmıyor. Bir de bir paket var ise evinizde patates püresi toz halinde. Arkadaşlar bunu güzelce yoğurun ve tepsiye dökün, dinlendirin. Mis gibi ekmeğiniz oluyor. Çok da güzel kokuyor. Tadı tuzu yerinde. Ellerime sağlık. Şimdiden sizlerden gelecek yorumlar için hepinize teşekkür ederim. İnşallah yapıp denersiniz. Eğer yaparsanız Instagram'dan bana resimlerini atabilirsiniz arkadaşlar. Instagram gurbette.bir gelin sayfamın ismi. Böyle. Şimdi ben videomu kapatayım. İnşallah fikir amaçlı olmuştur. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.